stüdyomuzda ve tabii hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir his böyle sürekli böyle bir türbülans içerisinde olması siyasetimizin, ekonomiye hiç nefes, nefes almaması. Nefes aldırmıyor değil mi? Evet. Nefes, ama bitmez bu yani Türkiye'nin siyaseten istikrarlı geçirdiği üst üste böyle bir 10 senesi yoktur mesela hiç baktığımız zaman. Hep böyle bir iki senelik e, sıkıntılı dönemler sürekli olarak bir dalgalanma hali vardır. Böyle yaşamayı seviyor Türkiye büyük olasılıkla. Evet, ama ekonomiden bu kadar rol çalmasına ihtiyacımız var mı? Yok, ama e, ekonomi dediğiniz şey Türkiye'de ve Türkiye gibi ülkelerde aynı zamanda günlük siyasete, kurumsal olarak politikanın kendisine ve devlete e, çok yakından bağlı olduğu için hı hı. E, doğal olarak orada atılacak her adım, söylenecek her söz. <laughs> ee, ekonomideki pozisyonları, e, hedefleri, planlamaları da yakından e, ilgilendiriyor. Dolayısıyla e, rol çalmaktan ziyade hep başrol oyuncusu gibi yani evet. böyle, öyle duruyor. Yani yanılmıyorsam Mete Bey bu sizinle üçüncü yayınımız. ilk böyle anayasa tartışmalarıyla başladık. Yani anayasaya Doğru. için bir referanduma Doğru. gidilir mi gidilmez mi bize anlattınız. Sonrasında Bahçeli'nin çıkışı vardı. Ee, Öcalan'ı meclise çağırmıştı hemen o günün akabinde Tusaş'a saldırıyı gördük hain terör saldırısını gördük gündem Doğru. durmuyor ve bugün de ki Esenyurt Belediye başkanı görevden aldıklarını biz yayın yapmamıştık sizinle o da yine sıcağı sıcağında bir gelişmeydi ee, Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı Doğru. görevden aldılar belediye başkanlarını ama arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine böyle barışçıl söylemleri de var şu an biz bir çözüm süreci yaşıyor muyuz, yaşamıyor <laughs> Bu sürece ne demek gerekiyor? Ne biz tam dertte ya? yaşıyoruz dün, dün, Mete dün. Bey. E, ya şu İçişleri Bakanlığı'nın e, açıklamasını bir şey yapayım, e, önümü alayım bir taraftan. Çünkü orada e, konuşacağımız konuların e, temelindeki e, evet. tartışma maddeleri Siz var. Siz onu ararken Mete Bey, ben de Yok aktarayım izleyicilerimize. Evet, evet, evet lütfen. Eh, Ahmet Türk, efendim Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, Harfet Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevlerinden alındılar. Yerlerine kayyum atandı. Dem Parti'den yapılan açıklamada ise biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken halkın iradesine el uzatılmıştır denildi yapılan açıklamada. İçişlerin açıklamasını ben buldum Metin ama siz evet, çok daha rahat bir şekilde anlatacaksınız. Orada zaten e, birkaç noktayı ya dikkat çekmek için Açtım yanlış söylemeyin cümleyi diye. Şimdi bu kayyum işi e, aslında iki türlü yaşanıyor Hı -hı. teknik olarak. Birincisi halihazırda seçilmiş bir belediye başkanı e, olarak seçildikten sonra sizin e, karıştığınız e, yahut içinde bizzat yer aldığınız Hı -hı. E, o görevle ilgili yahut Görevin dışındaki çeşitli e, sıradan işlerle ilgili suçlar. E, siz araba kazası yapmış olabilirsiniz, birisinin e, canına kastetmiş olabilirsiniz, hırsızlık yapmış olabilirsiniz bir taraftan bir vatandaş olarak. Öteki Hı -hı. taraftan belediye başkanı sıfatınızla e, bir takım yolsuzluklara karışmışsınızdır, Hı -hı. sizle ilgili davalar açılmıştır ama e, göreve başladıktan sonra işlediğiniz suçlarla ilgili. Ee, İçişleri Bakanlığı böyle tasarrufta bulunabilir. Ee, böylelikle de suçun e, soruşturulmasının önünü açmış olur. Şimdi bu fakat bizim e, şu anda yaşadığımız bu değil. Bir ikinci hal. O ikinci hal ne? O ikinci hal daha önce haklarında verilmiş olan kararlar yahut şimdi sürmekte olan e, soruşturmalar gerekçe gösterildi. O yüzden zaten şeyi İçişleri Bakanlığı'nın e, açıklamasını açtım tam olarak da e, cümle şu e, genel olarak yani falanca e, işte e, dava kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hı hı. Efendim e, işte falanca şeyden e, soruşturmasına bağlı olarak e, bilmem 6 yıl hı hı. Bunlar daha önceden e, mahkemelere taşınmış e, hükmü kesinleşmiş cezalar alınmış. Şimdi e, sanki İçişleri Bakanlığı'nın aklına yeni gelmiş gibi e, bunları gerekçe gösteriyor. Sonra arkasına da bir cümle daha var tabii. O da diyor ki işte bilmem e, terör örgütü propagandası yapmak suçundan açılan e, davanın devam etmesi. Hı hı. Ya şimdi bu adamlar seçilirken zaten bu bahsedilen terör suçlarından ceza almış insanlar. Evet. Bunların e, aday olmasına niye Yüksek Seçim Kurulu izin veriyor o zaman? Değil mi? Seçilme yeterlilikleri konusunda sıkıntı var çünkü. Çünkü terör örgütüyle ilgili e, bir ceza almışsanız terör cezasıysa bu seçilme yeterliliğinizi doğrudan kısıtlıyor. Evet. Memnun hakların iadesi yapılmış olsa bile böyle bir kavram var. E, onun için de belli bir süre geçmiş olması gerekiyor. Öyle bir durum da yok ortada. Dolayısıyla anlaşılamayan İş biraz bu benzer şekilde milletvekillerinin kimi milletvekillerinin seçilmeleri ve sonra işte dokunulmazlıklarının kaldırılması yahut yemin ettirilmemesi bu örneğinde evet. olduğu gibi O da benzer bir durum ya Hı. Seçim sürecine yani sizin seçilip mazbatınızı alın alıncaya kadar geçecek sürenin içerisinde, Defalarca kontrol edilebilecek, seçilme yeterliliğin taşımadığını ifade edebilecek, seç, e, aday olamayacağını bu insanların ifade edebilecek hem yasal düzenlemeler var hem e, yetki var. Dolayısıyla bunu bütün bu süreçler bittikten sonra e, seçimden de bir yıl sonra mesela yeni mi aklınız başınıza geliyor? Bu rahatsızlık yaratan tarafı bu işin. Yoksa e, bir terör örgütüyle ilgili olan bir kişinin e, görevden el çektirilmesi değil. Zamanlamanın burada durumuna dikkat çekiyorsunuz aslında. E şimdi, yani bu evet, kadar süre boyunca neredeydiniz? E, e şimdi bakıyoruz e, bugün e, itibarıyla e, yapılınca e, iş mesela. Daha önce de e, HDP'liler biliyorsun aynı tarih itibariyle tutuklanmışlar e, tutuklanmışlardı milletvekili evet. e, olanlar ve parti yöneticileri. Şimdi o zaman bunu başka bir çerçevede değerlendirmek gerekiyor sanki. Ne o e, başka bir çerçeve? E, i̇şte bir haftadır e, tartıştığımız açılım süreci yahut değil yeni bir e, iklim Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle. E, hale. Peki niye e, ortada işte bir uzlaşmadan e, uzatılan elden bahsedilirken böyle Hı -hı. bir şey yaşanıyor ki sen de biraz evvel okuduğun o e, demin e, açıklamasından partinin açıklamasında da benzer bir soru var Yahut Ben hani bir taraftan işte e, barış Hı -hı. kardeşlik Efendim e, çözüm bilmem ne falan derken niye şimdi böyle e, oluyor diye e, doğrudan okuma yapmak gerekiyor böyle çok hani Derin anlamlar yüklemeden e, arkasında hukuk, gerek hukuk felsefesi açısından gerekse hukuki normlar açısından falan bir okuma yapmak gerekmiyor aslında. Evet. Şöyle ki e, o açıklamalar e, Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla daha doğrusu başlayan süreç o süreçte e, peş peşe dile getirilen e, açıklamalar, beklentiler, <laughs> yorumlar e, ve e, bütün bunlar olup biterken... E, PKK'nın yaptığı tusaş saldırısı. Ardından yine PKK'nın yaptığı e, bu sürece ilişkin gelişmekte olan sürece ilişkin e, rahatsızlık e, verici, rahatsızlık duyduklarını ifade edici e, açıklamalar. Geldiğimiz nokta itibariyle e, memleketin resmi kanalları, devletin kendisi, hı hı. E, iktidarın kendisi şöyle bir e, şey söylüyor aslında. Dem ya da başka bir adla kurulan herhangi bir e, Kürt siyasi hareketi tamamen sistemin sınırları içerisinde e, kalacak. Terör örgütüyle yani PKK ile bütün ilişkilerini bitirecek. PKK'nın e, bir terör örgütü olduğunu açıkça deklare edecek ve silah bırakmasını talep edecekse buyursun gelsin mecliste hepsinin yeri var. Yok bunları yapmayacaklarsa o zaman biz aynı e, kararlılıkla daha önceden olduğu gibi e, gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Şimdi e, sivil siyaset tarafında gerek TUSAŞ saldırısıyla ilgili olarak gerek sonrasında e, PKK'ya yönelik eleştirilerin yeterince e, kuvvetli çıkmaması bir. İki... E, başlangıçta devlet bahçenin dile getirdiği gerek şartları yerine getirecek çeşitli açıklamalar da yapılmadığı yahut adımlar da atılmadığı için iş hemen sanki bir pazarlık masası kurulmuş da orada ama biz şunu da isteriz onu öyleyse bir de bunu isteriz gibi bu hale çevirdiği için bence yargı ve siyaset başta dem olmak üzere sivil kürt siyasetini hı, hı terör örgütüyle arasında mesafe koymaya zorluyor. Ee, İstanbul peşine üç tane e, Güneydoğu'da il. bunlar peş peşe çoğalabilirler. Evet. Atılacak e, adımlara yahut yapılacak açıklamalara e, göre burada bitebilir. E, evet. Dolayısıyla iş biraz Kürt Siyasi Hareketi'nin e, Bahçeli'nin açıklamalarındaki taleplere gerek şartlara yönelik olarak e, söyleyeceği e, yapacağı, açıklamaları alacağı tutuma tavra hı hı. bağlı bir görev. Evet ana muhalefetin buradaki rolünü size soracağım ama izleyicilerimizden soru var. E, demiş ki Mayal e, nickname'li izleyicimiz hadi görevden alınmaları gerekiyor demiş. E, kayyum atanacağına hangi partiden seçildiyse o partiden birisi vekaleten yerine getirilirse yine bu tepkiler verilir mi diye sormuş. E, verilmez muhtemelen ama e, o yasal düzenleme öyle değil. Ben de e, Hı -hı. yanıltmayayım şimdi. Fakat şöyle e, bir belediye başkanı herhangi birine de e, Hı -hı. yani sağlık gerekçesiyle yahut vefat edebilir vesaire Hı -hı. E, yahut partisinde başka bir göreve seçilir. Diyelim ki genel başkan olur. Doğal olarak da belediye başkanlığında bir boşanma olur. O zaman belediye meclisi kendi içerisinde bir seçim yapar ve kendi içinden birini belediye başkanı olarak görevlendirir. Bu uygulama halihazırda var. Daha önce de başka gerekçelerle yapıldı. Evet böyle yapılabilir. Böyle yapılabilmesi için ama belediye başkanının fiilen e, oradan ayrılması gerekiyor. Hı hı. Bu görevi bırakmış olması gerekiyor. Halbuki halihazırda bahsettiğimiz kayyum atanan belediyelerde bir görevi bırakma söz konusu değil. Görevden alma söz konusu. Görevden alıp e, yerine e, kamu temsilcisini koymak söz konusu. Evet dediğiniz gibi yapılabilir mi? Yahut için dediği gibi yapılabilir mi? Bu da evet. bir yöntemdir zorlansa e, belki böyle bir yöntem bulunabilir. Yahut yasal olarak böyle bir düzenleme yoksa, bir yasal düzenlemeye ihtiyaç varsa, e, bu yasal düzenlemede, memlekette biliyorsun sen de, Hı. son zamanlarda torba yasa çıkartmak uzunca evet. bir süreden bir moda. Dolayısıyla bir torbanın içerisine iki madde atarlar ve halledebilirler. Ama orada pek o niyet yok gibi. Sorun e, hukuki sıkıntıları gidermek değil de, sorun ee, dediğim gibi bir haftadır, on gündür tartışılan e, yeni sürece yahut yeni iklime ilişkin <laughs> e, biraz zorlayıcı olmak gibi görünüyor. Evet izleyicimizin de aslında burada benim anladığım vurguladığı şey işte yani sen seçilmişin yerine bir atanmış koyuyorsun. Doğru. Yani eğer bu iş atanmışla yapılacaksa atanmışla yapılsaydı seçilmişle devam edecekse seçilmişler kendi içlerinden başka birini seçip devam i̇şte etsinler. İşte o yüzden şunu diyoruz bu seçilenlerin e, bu suçlardan mahkum oldukları zaten belli ya. Evet. evet Dolayısıyla evet, niye evet. zaten seçim sürecine girmelerini engelleyebilirsin ve bu yasal bir düzenleme üstüne. Evet. Yani bir de şey de var Mete Bey biliyorsunuz. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek var mı baktığınızda işte bütün partilerden bağımsız ve bütün ideolojilerden bağımsız söylüyorum bunu. İşte ayağınızın tozuyla geldiniz İspanya'da. Diyelim ki işte bir parti kapatıldı yerine tekrar izin verilmiyor ve bu çok haklı bir gerekçesinin olması gerekiyor. İşte izin veriyorsun yer açıyorsun yani sen aslında bunu tekrar legalize etmiş oluyorsun. Doğru. Yani böyle bir süreç yaşıyoruz biz dolayısıyla böyle şeylerde tekrar 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 önümüze geliyor. Ben de sen. Peki o <laughs> Maalesef zaman diyeyim yani. e, ana muhalefet tarafına geçelim hem Özgür Özel'den hem oğlundan açıklamalar var biliyorsunuz. Onlar da sert duruş gösterdiler aslında e, söz bitti artık diyorlar. Onların tavrı ne olacak sizce bu süreç içerisinde ve bir eylem olursa eğer nasıl bir eylemle e, bu süreci şekillendireceklerini düşünüyorsunuz? Sizin aldığınız kulis bilgileri Ş nedir o taraflardan? Şöyle... E hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in bu açıklamaları yapmaları Esenyurt nedeniyle. Hı hı. Ee, şimdi Özgür Özel işte Mardin'e gidecekmiş e, vesaire ama o daha çok hani biz de buradayız demek için biraz e, biraz da hani dostlar alışverişte görsünler. Asıl Esenyurt. E, hı hı. çünkü Esenyurt'ta başlayan e, sürecin ki CHP adayı olarak e, seçime girmiş bir insandan bahsediyoruz. Evet. Sonuç olarak bir belediye başkanından bahsediyoruz. E, Esenyurt'ta başlayan sürecin e, büyük şehre uzayıp uzamayacağı tereddütü, e, kuşkusu var. Evet. Dolayısıyla e, eğer buraya uzayacaksa buna ilişkin gösterecek tepkinin ne olabileceğini, büyüklüğünü önceden gösterebilmek e, açısından biraz Esenyurt'ta tansiyon e, yüksek ve CHP okunda ekstra hassas çünkü <laughs> büyükşehir belediye başkanının görevden alınması suça bağlı olarak e, ve siyaset yasağı getirmesi CHP içerisindeki bütün dengeleri değiştirdiği gibi muhalefet cephesinde de e, birçok dengeyi değiştirecek. E, peki bu eylem ne kadar büyür büyür mü e, sonuç için? E, Tabi Özgür Bey Kemal Bey gibi e, mesela hani Ankara'dan İstanbul'a yürür mü? Onu, onu bilmiyor. <laughs> Yürüyebilir mi onu, onu da bilmiyorum ama e, CHP tabanı en azından e, Esenyurt'taki hassasiyetini e, bir süre daha koruyacaktır öyle görünüyor. Bu tansiyonu ne kadar ileri taşıyabilirler e, orası da şüpheli. Şunun için şüpheli çünkü o tansiyonu ileriye taşımak için bunu ülke geneline yaymanız gerekiyor. Süreklilik arz etmesini sağlamanız gerekiyor. Sesinizin hiç düşmeden doğru tonda ve sürekli olarak çıkması gerekiyor. Evet. <laughs> bunu yapmaksa e, CHP'nin e, CHP Genel Başkanı'nın normalleşme yumuşama diye e, adlandırdığı halden hızlıca ve kökten kopması demek. <laughs> e, CHP yöneticileri başta genel başkanları olmak üzere bunu istiyorlar mı? E, evet. <laughs>